Değerli izleyenlerim, bugünkü programımızda vesile nedir, caiz midir? Bu soru üzerinde bazı değerlendirmelerde bulunacağız. Allahu Teala, Kur'an-ı Kerimindeki bir ayette şöyle bildiriyor: Webtahu ilehil vesile. Allah'a vesile arayın. Vesile bir nevi sebep anlamında, yani Allah'ın rızasını elde etmeye yollar arayın, sebepler arayın. Bu manayı ifade ediyor ve vesile bir başka anlamda peygamberimize verilen makamlardan biri olarak da ifade edilir. O ayrı bir yön. Bazıları vesileyi pek uygun görmüyor. Halbuki Kur'an-ı Kerim doğrudan doğruya Allah'a vesile aramamızı istiyor. Allah'a vesile nelerdir? Mesela yaptığımız ibadetler Allah'ın rızasına bir vesiledir. Diğer taraftan yaptığımız ibadetlerin kalitesi kamil insan olmak için bir vesiledir. Allah katındaki derecelere ulaşmak için bir vesiledir. Diyelim bir insan bir takım belalara, musibetlere maruz kalıyor zaten. Ama bir sadaka verebilirse sadaka belanın def olmasına, ref olmasına bir vesiledir. Hadiste şöyle ifade edilmiş. Bazen bela nazil olur gelir ama onun karşısına sadaka çıkar ve sadaka o belayı def eder. Yani adeta hedefe kilitlenmiş bir füze gibi bela ve musibet insana doğru geliyor. Mukadder, kaderden böyle çıkmış bir o musibet isabet edecek. Ama insan onun karşısına bir sadaka çıkarabilirse onu havada infilak ettiren başka bir füze gibi oluyor. Ve neticede evet o füze patlıyor ama kişiye isabet etmeden patlıyor. İşte bir insan duasıyla, ibadetiyle, zikriyle, fikriyle, başkalarına yardımıyla, sadakasıyla, güzel niyetleriyle, bu gibi şeylerle karşısına çıkabilecek bir takım bela ve musibet füzelerinden kurtulabilir. Ve o sadaka tarzında yaptığı şeyler o belalardan kurtulmasına vesile olur. Ve bu kaderin değişmesi anlamında da değildir. Yani Allahu Teala demek ki Öyle belirlemiş. Yani o insan öyle bir felaketin karşısına böyle bir sadaka ile çıkacak. Allahu Teala son şekliyle biliyor ve insanları zaten bu noktada serbest bırakmış, insanları hür bırakmış. Böylece insanlar sadaka vermeye teşvik edilmiş oluyor. Burada belki önemli olan bir nokta şu: Peygamberimiz de bir vesiledir. Allah'a ulaşmamıza bir vesiledir tarikatta fena fi şey, fena fi rasul, fena fillah gibi makamlardan söz edilir. Fena fi şey insanın şeyhinde fani olması, pirinde fani olması ve onun adeta bütünleşmesi, daima onu yanında hazırmış gibi görüp onun direktiflerini hatırlaması. Ve şey bizi Allah'a götürür. Ee, önce peygamberimize götürür. Peygamberimiz de bizi Allah'a götürür. Demek ki bir insan şeyhinde e, fani olduğunda bir ileri adım atabilmeli ve peygamberde de fani olmalı. Peygamberimiz de bir vesiledir. Elimizden tutar o da Allah'ın huzuruna Allah'ın rızasına bizleri götürür. Ayet-i kerimede yevme ned'u külle ünelsin bi imamihim buyuruluyor. Diğer alemde bütün insanların imamlarıyla önderleriyle ...davet edileceği, çağrılacağı bildiriliyor. Adeta e, orduda nasıl ki içtimalar oluyor... ...o içtimada bütün bölükler... ...başlarında bölük komutanı... ...daha diğer subaylar ve askerler... ...toplu halde e, içtima alanına doğru gidiyorlar... ile beraber... ...ve e, her bölüğün, her taburun komutanı... E, ...kendi bölüğünün, taburunun başında... ...öyle anlaşılıyor ki... ...diğer alemde de bütün insanlar iyi kötü bütün insanlar kimin peşinden gitmişse onların bayrakları altında, onların liderliğinde mah, e, Haşrın mahkeme kübrasına sevk edilecekler ve orada e, toplanacaklar. İşte e, mesela Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam ümmetiyle beraber, Hz. Adem kendi devrinde kendine iman edenlerle beraber, Hz. İbrahim kendi devrinde kendine iman edenlerle beraber, bütün bunlar içinde. Herhalde en fazla ümmeti olan Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam olacak ve Peygamberimizin ümmeti içinde seçkin olan alimler ümmetin önderleri onlar kendilerine bağlı olan tabi olanlarla e, haşir meydanına gelecekler mahşer meydanında toplanacaklar ve böylece orada haşrın mahkeme kübrasında herkes bir mahkemeden geçecek bu açıdan. E, Allah'a giden yolda vesile aramak, işte büyük zatları bir vesile yapmak, güzel amellerimizi vesile yapmak. Bunlar son derece önemli, son derece güzel olan şeyler. Nasıl ki futbol gibi bir olayda veya herhangi bir sporda antrenör oluyor. Antrenör o insanın iyi yetişmesine vesile oluyor. Kaliteli sporcu olmasına vesile oluyor. Bir insan yalnız kaldığında bile antrenörünün söylediklerini hatırlamaya çalışıyor. Şunu şöyle yap, bunu böyle yap demişti diyor. Ona göre kendini bir kalıba sokmaya çalışıyor. İşte bir insan da bir mürşidin peşinden gittiğinde, ona tabi olduğunda, daima onun sözlerini hatırlayacak olursa, sîmansı nurani, sözü rabbani olan bu zatları hatırlayacak olursa, bunun neticesinde güzel şeyler devamlı onun hatırında, hayalinde olur. Devamlı onlarla zihnen meşgul olmak gerçekten de e, iradesini müspet yöne çevirmesine vesile olur. Ve bunun neticesinde o insan İslami hayatı çok daha e, güzel bir şekilde yaşayabilir. Bazı kimseleri hatırlıyorum. Böyle büyük kamil insanların yanına varıp bir saat falan sohbetinde bulunduklarında diyorlar ki akümüzü doldurduk. Yani nasıl ki Cep telefonları 2-3 günde şarjı bitiyor. Tekrar şarj ediyoruz, kullanmaya devam ediyoruz. O zatlar da diyorlar ki bu gibi büyük zatların yanına gittiğimizde biz şarj oluyoruz. Akümüzü dolduruyoruz. Artık bu sohbet bana bir yıl yetebilir diyenler var. Yani bir sohbet onu bir yıllık ayakta tutabilecek bir enerjiyi ona veriyor. Bu açıdan insan bu gibi yerleri tercih etmeli bu gibi yerlere gitmeli. Oradaki kamil insanlardan istifade etmeli. Yansıma diye bir olay var. Mesela yanımızda birisi esnediğinde bizde de bir gevşeme hali olur. Ama karşımızdaki insan son derece dinç, dinamikse onun o hali bize de yansır. Dolayısıyla iyi insanlarla beraber olduğumuzda biz de iyilerden oluruz. Ama Allah korusun kötü insanlarla arkadaşlık yapıyorsak durum tehlikelidir. Arapça bir vecize hatırlıyorum. Orada şöyle bir ifadeye yer verilmiş. Deniliyor ki, insan salihlerle beraber olduğu sürece o da salihlerden olur. Onlara katılır. Ama kötülerle arkadaşlık yapmaya başladığında denize karışan tatlı sulara benzer. Malum kara suları, yeryüzündeki sular tatlıdır. Deniz suları acıdır, tuzludur. Karadaki sular denize dökülür. Denize döküldüğünde artık tatlılık kalmaz. Onlar da denizin e, suyunun özelliğine taşımış olurlar. O kadar kitle içinde kaybolup giderler. Benzeri bir şekilde bir insan kötülerle arkadaşlık yapmaya başlarsa, bundan çok kısa bir zamanda etkilenir ve onlardan e, biri haline gelebilir. Bu açıdan vesile yönünden değerlendirecek olursak, demek ki e, iyi insanlarla beraber olmaya çalışmak manevi hayatımızın düzelmesi için çok güzel bir vesiledir. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Allah'a ulaşmamız için en güzel bir vesiledir. Peygamberimize salatu selam okumak, salavat-ı şerifi okumak bu da peygamberimize ulaşmak için bir vesiledir. Peygamberimizin haşa salavata ihtiyacı yoktur. O en büyük makamda zaten ama Allahu Teala salavatı bizden bir emir olarak istiyor. Ayette şöyle geçmekte: İnna Allahu ve melekatehu alen alennabi. Allah ve melekler peygambere salatu selam salat eder. Ya eyyühellezine amenu ey iman edenler sallu aleyhi ve sellimu teslime siz de peygambere salatu selam getiriniz. İşte burada Allahu Teala doğrudan doğruya salatu selamı ümmete farz kılıyor. Bizler peygamberimize salatu selam getirmekle onun ismini söylediğimizde Hz. Muhammed dediğimizde aleyhissalatü vesselam diyoruz bu gibi salatü selam ifadeleriyle adeta Peygamber Efendimiz'e dilekçe veriyoruz. Ya Resulallah ben senin ümmetindenim. lütfen beni kabul buyur diye dilekçe vermiş oluyoruz. Ve bunun neticesinde Peygamberimiz bizden haberdar oluyor. Ve diğer alemde şefaat-ü kübra makamının sahibi, makamı Mahmud'un sahibi olan Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam ümmetine şefaatçi olacak onların bir takım kusurlarının, hatalarının, günahlarının affedilmesine vesile olacak. Hatta öyle ki büyük günah işleyenler bile Peygamberimizin şefaatine mazhar olabilecek. İşte değerli izleyenlerim, hayatımız çok güzel vesileleri aramakla geçmeli. Ve bu vesileler bizi Allah'a yaklaştıracak vesileler olmalı. Başta iman, ardından ibadet, zikir, fikir gibi şeyler. Kamil insanlarla beraber olmak, peygamberimizin ruhaniyatını yakınımızda hissetmek, ona salatu selam getirmek bütün bunlar hep birer vesiledir. Cenab-ı Hak bu gibi güzel vesileleri en güzel bir şekilde değerlendirmeyi hepimize nasip etsin. Bir başka programımızda görüşmek üzere hayırlı günler diliyorum.